Selam arkadaşlar. Bugün genelde düğünler ve dört menifotlar hakkında biraz genel bilgiler vereceğim. Sonunda da en azından bir iki teorem söylemeye çalışacağım buradan. Şeyiniz varsa, sorularınız varsa şey yapabilirsiniz, kesip sorabilirsiniz. Şeyde bir dün eylem bir giriş yaptı. Oradan başlayayım ben isterseniz. Yani neydi? Dört boyutlu manifoldları şu şekilde görüyoruz. Bir tane dört boyutlu bol alıyoruz, top alıyoruz. Biz bunun boundary'sine yaşıyoruz. Yani boundary'si bunun yani şeyi. S3. S3 biz R3'de yaşıyoruz. R3 esasında S3'nin subset'i. Bir tane sadece bir noktasını görüyorsun S3'nin. Point of infinity görüyorsun. Yani biz şurada yaşıyoruz. Bunun üzerinde yaşıyoruz. Onun için kendimizi şeyde dört boyutlu bolu görüyor kabul edebiliriz. Şimdi bu en basit dört boyutlu uzay. Diğer dört boyutlu uzayları inşa etmek için buradan başlıyoruz hep genel olarak. Mesela iki tane top alıyoruz. One handle dedi buna eylem. Buraya bir tane one handle koyuyoruz. Çünkü kalem çalışacak mı? Silgisin diye diyorum kalemim. Tamam, güzel. Bir handle koyduk. Yani bir tane bir sap koyduk. Bir boyutlu sap koyduk. Yani şeyin bir arkın kalınlaştırılmış şekli. Veya biz şey de koyabiliriz. Buraya bir tane disk de koyabiliriz. İki handle. Bu bir handle. Bir handle. İki handle'da işte bir tane düğüm alırız. Bu düğümü kalınlaştırırız. Yani bir tane düğüm alıyoruz şeyin içinde, S3'ün içinde. Bunun neighborhood'unu kalınlaştırıyoruz. S3. Buraya bir tane disk kalınlaştırılmış disk koyuyoruz. Yani bu D2 cross D2 epsilon diyeyim buna. Bu kalınlığı D2 epsilon. Esasında bu two, iki dimensiyonlu bir disk. Bunu buraya yapıştırıyoruz şuraya. Tabii yapıştırmak için ne lazım bize? Yani bunu buraya yapıştırdıktan sonra yeni bir tane dört boyutlu manifold elde ediyoruz. Ve böyle bir teorem var ki hemen hemen bütün dört boyutlu manifoldlar bu şekilde tasarlanabilir. Yani bu bir handle diyoruz, buna iki handle diyoruz. Üç handle'lar da var. Onları da iki dimensiyonlu küre üzerine yapıştırıyoruz. Fakat karışık olmasına rağmen onlar hakkında hiç endişe etmemize gerek yok. Çünkü onlar unik bir şekilde glue ediyor diyorlar. Onun için dört dimensiyonlu topolojisi için üç handle'lar hiçbir problem değil. Genelde bir handle'lar ve iki handle'lar yapıştırarak herhangi bir dört boyutlu manifold'u anlıyoruz. Şimdi bunu iş yapmak için bu yapıştırmayı bilmemiz lazım. Bu nedir bunun şeyi? Tubular neighborhood, kalınlaştır şeyi etrafındaki tüp. Bu şey difimorfik değil mi? Circle cross D2'ye difimorfik. Değil mi? Bu difimorfizm nasıl tarif edebilirim? Şu şekilde tarif edebilirim. Yani ben buradan buraya bir difimorfizm tarif edebilirim. O difimorfizm nasıl yapacağım? İşte phi bu esasında D2 Arthur'un subseti. Burada bir point olacak burada. Point on circle. R2'da da xy olacak. Ben bunu bunun neighborhood'una yapıştırmak istiyorum. Tamam. Bunun natır neighborhood'unu nasıl göreceğiz? Yani o da
Burada çizeceğiz bu şekilde. Buradan buraya bir difimorfizm yapacağım. Bunun kalınlaştırılmış şekli. Not orient edeceğim. Bir de bunun normal direksiyonunda iki tane vektör field alacağım. E1, E2. E1, E2. Yani E1, E2 ve bu vektör bir ortonormal vektörler verir. Bu iki vektörü de bulmak için tek bulmam lazım gelen bir tanesi sadece bunlar. Şunu. Çünkü şu vektör biliniyor. Not'un üzerindeki vektör biliniyor. E1 biliniyor. O zaman bu elimdeki frame'i buraya E1 dersek, buraya E1 dersem, buraya E2 dersem, E3 determinant. Yani pardon, yani buna bu vektör dersem, not boyunda giden vektör U dersem, buna U, E1 dersem, buna E2 otomatik olarak bunun ne olduğunu biliyoruz. O zaman bu frame, yani frame diyoruz buna. Bunu anlamak için sadece E1'ı bulmamız lazım. Bir vektör demek, normal vektör demek, böyle bir paralelini çizmek demek zaten. Vektörün uçlara. Buna framing diyoruz. Bu framing bana verildiği zaman, E1 verildiği zaman E2'yi de buluyorum dediğim gibi. Ve bu map'i tarif edebiliyorum. Bu map o zaman şey oluyor. Bu circle üzeri P diye şu circle. O zaman bunu P x E1 plus y E2 buraya yolluyorum. Şimdi yani buradaki xy koordinatlarını xy şunun içinde bu phi ile buraya atıyorum. Yani şu E1 E2'nin combination'ı şeklinde atıyorum. O zaman bunun tübüne etrafındaki bir kalınlaştırılmış tübe bir tane map veriyor. Bu bir difimorfizm olacak. Tamam. O zaman yani şu difimorfizm phi is uniquely determined by choosing this vector field. Yani pardon, İngilizce kaçırıyorum orada. Normal vektör field'ını size söylediğim zaman etraftaki tübü de tarif etmiş oluyorum. O NAT'ın paralel kopyasını bulmak ne demek? İşte bu NAT'ı anlat olarak çizeyim böyle. Değişik şekilde paralel kopyalarını çizebilirim. Şöyle çizebilirim. Veya şöyle çizebilirim. Şöyle çizebilirim. Yani bu paralel kopya bunun etrafına birkaç kere dönebilir. Değil mi? Yani o da bir integer tarafından veriliyor. Yani ben buraya bir tane integer koyarsam n, bu n demektir ki bu phi'yi tarif ederken bu vektör field'ını ben şu vektör field'ı olarak almışım. Mesela 3 yapalım. 3 vektör field'ı şu olacak. Bir, iki, üç. Normal vektör field'i böyle verecek. 3 kere dönen vektör field'i verecek. Gördüğünüz gibi not a normal vektör field'i bir integer'la tarif ediliyor. Bir integer sayısıyla tarif ediliyor. O zaman bu notlar for manifold'u tarif eden two handle'lar notlarla verilecek. Notların üzerinde de integer sayılar olacak. 2, 3, 4, 5. O verildiği zaman bir de toplarla verecek. İki tane sarı top burada. İşte iki tane sarı top burada. İki tane mavi top, iki tane mavi top burada. İki tane mavi top burada. Siz sadece bu topları göreceksiniz. İki tane mavi top göreceksiniz. İki tane mavi top göreceksiniz. Bu iki tane mavi top demek burada bir tane one handle var demek. İki tane sarı top demek burada bir tane one handle var demek. Bir tane not ve üzerinde integer görmek demek. Two handle görmek demek. O zaman ben size bir resim vereceğim. İçinde toplar var ve circle'lar var. Circle'ların üzerinde integer'lar var. Bu size bir 4 manifold'u tarif eder. Hatta bu iki handle'ların circle'ları buradan da geçiyor. Ops, silgiye geçtik. Şuradan bir handle'ların içinden de geçebilir. Mesela şöyle. Şuralardan da geçebilir. O zaman siz burada sadece şunu göreceksiniz. Şöyle bir ark göreceksiniz. Çünkü bunlar bu nokta bu noktaya karşılık geliyor. Buradan girdiğiniz zaman yukarıdan geliyorsunuz, buradan çıkıyorsunuz. Yani genel
4 manifold resimleri işte şöyle olacak. Beş, eksi iki. Bir tanesi ise four manifold resmi. Yani bu four manifoldlar zor görünüyor. Zor görmesinin sebebi hakikaten haddinden fazla kolay bu description'a. Çünkü insan çok şeyler düşünmeye çalışıyor. Bu neye karşılık? Yani bunu yaptığınız zaman bu artık sizin şeyiniz, dictionary bir şey yaptığınız zaman. Bunlar one handle'lar da olabilir. Mesela şurada one handle'lar var. Pair of ball'lar olabilir. Bu two handle'lar, one handle'lar üzerinden de geçebilir. Mesela şöyle. Buradan girdikten sonra üzerinden geçecek. Bunun bir handle üzerinden çıkıp buradan tekrar çıkacak dışarı. Şöyle olabilir. İşte buradan başka bir tane one handle olabilir. Bu buradan geçer. Bu noktayla bu nokta aynı. Çünkü one handle'ı görmemize gerek yok. Biz burada bakıyoruz sadece. Burada gördüğümüzde iki tane sarı karpuz, iki tane mavi karpuz. İşte bir tane artlar var bunun içinden geçen. Artlar üzerinde de integer'lar var. 7. Bu bir formül buldu. Tarif ediyor. Buraya kadar tamam mıyız? Okey. Ses gelmediğine göre tamamız demektir. Bir de bunlar handle ya. Bu şeyin B4'un yüzeyi şöyle çizeyim ben. B4'un yüzeyi böyle olsun. Yani bu S3 olsun. Yani S3'yi biz R3 gibi görüyoruz. Biz buradayız. Buradayız. Handle'lar var. Bunları görüyoruz. Bir de başka bir handle var. Two handle var. Yani bunlar esasında two handle'lar böyle. Onları görmüyoruz ama şeyde. Sadece bizim gördüğümüz iki tane sucuk. Şimdi bu handle'lar bu S3'nin üzerinde slide edebilirler. Bu şekilde yani biri üzerinde slide edebilirler. O diffeomorfizm verir. Mesela şunu bu gelebilir şöyle. Bu demektir ki şurada yani attaching şey de hareket ediyor bunun esasında. Böyle. Sonra bunun üzerinden geçer. Bunun üzerinden tırmanır. Salyangoz gibi öteki tarafa geçebilir. Bu hep diffeomorfizm tarif eder. Buna handle slice diyoruz. Handle slice diyoruz. Hani şeyde oluyor ya, bul karayı al parayı. Bunun üzerine şeyleri, kapları birbirinin üzerine geçiyorlar. Bu böyle geçebilir. Bu mesela bu handle'ı bir handle diğer handle'ın üzerine geçirmek için bu two handle. Bu da başka bir two handle. Ne yapmamız lazım? Bir tane arc bulmamız lazım. Buradan buraya gideceksin. Buradan buraya seyahat edecek. Buradan buraya seyahat ettikten sonra bunun üzerinden geçip gelecek buraya. Bu handle'ın üzerinde slide etmiş demektir. Mesela burada iki tane two handle var. İkisi de one handle'ların üzerinden geçiyor. Bizim için bir problem değil. O zaman ben mesela bu two handle'ın üzerinden slide etmek istiyorum. Yani topolojisini değiştirmiyor. Smooth structure'ını değiştirmiyor. O zaman bir tane arc bulacağım. Buradan buraya giden bir tane arc bulmak istiyorum. Mesela şöyle bir arc olsun. O arc boyunca bunu böyle iteceğim. Buradan geri gelecek.
Oldu mu arkadaşlar? Tabii buradan bunu iterken bunun üzerinden şurada paralel kopyasını çizdik şurada. Bu. Bir natın paralel kopyasını çizmek demek, onun frame'ini bulmak demek. Bana bir nat verirseniz, bunun paralel kopyasını çiz derseniz, bu bir tarif edilmiş bir şey değil. Ama frame natın paralel kopyasını çizebilirim. Mesela sıfırsa bunun frame'i, bunun paralel kopyası bu. Eğer bunun framing'i birse paralel kopyası şu. Paralel kopyası bu. Yani frame notların paralel kopyası çizmesini biliyoruz. O zaman ben buradan geldim. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu notu, bu two handle'ı bu two handle üzerinden slide ettim. Şimdi elinizde yeni bir tane teknik var. Toplar var. Aynı pair of toplar var. Sarı toplar, sarı, mavi toplar falan. Bir de one handle'lar var. Onlar da notlar. Üzerlerinde integer'lar var. Bir de şöyle bir hürriyetiniz var. Bir two handle, diğer two handle üzerinden geçirebilirsiniz. Şeyde mesela şöyle bir şey var. Mesela bunu şu two handle'ın içinden geçireyim. İki tane top olsun. Bunları ben bu topun ucu ufacık bir şey olarak, pinpon topu olarak düşünün. Bunu geri geri çekip şunun hale getirebilirim. Şu hale getirebilirim. Gördüğünüz gibi çok şey var. Çok freedom var burada. Buraya kadar tamam mı? Şimdi şeyleri biliyoruz. Four manifold'lar, one handle'lar, two handle'lar. Ve bir de handle slide'lar. Hocam kusura bakmayın, yani ne kadar doğru bir soru bilmiyorum ama. Doğru ya, sorunun yanlış olmaz, ayıp ediyorsun. doğru soru. Handle'ın slide etmesi. Buyurun hocam. Söyle. Bak, şurada bir şey lazım. Ya slide etmesi o handle'ın boyutunu değiştiriyor mu, yoksa tek handle olarak? Bak bu şeyin yüzeyi, string'in yüzeyi değil mi? Burada bir tane evet. Two handle var. Burada başka bir two handle var. Evet. Two handle bunun üzerinde bak. Bunun üzerinde geliyor, bunun üzerine tırmanıyor, arka tarafına geçiyor. Yani iki tane top gibi düşün. Çevresi, boundary'si bunun üzerinde olan bir top gibi düşün. Şöyle yapayım iyice de, şöyle. Şöyle yapayım. Şöyle, tamam mı? Bu two handle burada, bu two handle burada. Bunun üzerinden gelip bu öbür tarafa kayabilir. Bu bir diffeomorphism. Nasıl, ikna edici mi? Yani bu çok çok kaygan bir yüz olarak düşünün. Kaygan bir yüz düşünün. Kaygan bir yüz. Bunlar hareket ediyorlar. Bunlar diffeomorphism. Bu yüzey, tabii bu yüzeyin bir parçası. Bu two handle bunun yüzeyinin farkını fark etmiyor. Bu geliyor bunun üzerinden salyangoz gibi geliyor. Bu tarafa geçiyor. Böyle sanki zaman, diğerinin yüzeyini kaplıyormuş gibi. Tabii. Ama bu zaten baktığı zaman bunun yüzeyinde bu yüzeyin parçası gibi görüyor bunu. İkinci two handle. Tamam mı? Anladım. Tamam, bu ona two handle slice diyoruz. Framing'i biliyoruz. Framing'siz artık two handle yok. Her two handle'ın bir integer'ı var. O nasıl paralel kopyası çizildiğini söylüyor. İşte form manifold'u şey diyor. Hocam Eylem Hoca da iki boyutlu düşünmek de yardımcı olabilir demiş. Yani biz zaten her boyutta analoji yapıyoruz. Şimdi ondan yapacağım mesela. One handles. Ben one handles'ları anlamaya çalışırken öğrenci olarak bir türlü anlayamamıştım. Sonra şu notasyonu görünce ikna aldım kendi kendimi. One handle'lar esasında, yani one handle şey yaptı ya Eylem. Yani şu pair of şey. Bu nedir yani? Manifold olarak bu nedir arkadaşlar? Ben de size hediye verin. Bilenlere iki tane karpuz. Değil mi? Swan Cross Bay Tree değil mi? Bu. Dün Eylem konuştu bunun hakkında.
Şimdi bu esasında aslında analojiyle düşüneyim. Bu four ball olarak şey yapıyoruz. Fakat biz resmini three ball olarak düşünüyoruz değil mi? Three ball olarak düşünüyoruz. S1'ı göremiyoruz değil mi hocam? Üst boyutta S1 yok. Burada. S4'u yok. S1 yani çarptı. Ondan korkma. O konuda hiçbir zaman endişen olmasın. S4'u çok güzel görüyorsun. Çünkü sen S3'de yaşıyorsun değil mi? R3'yi görüyorsun değil mi? R3 evet. Hemen hemen S3'nin her tarafı bir tane sonsuzdaki bir noktayı görüyorsun değil mi? O zaman S3'yi görüyor kabul edebilirsin. Bir tane muamma nokta var sonsuzda. Onun dışında S3'yi görüyorsun değil mi? S4'u nasıl görüyorsun? Yani B4'u gör ilkten. Tamam mı? B4'u gör. B4 nedir? S3'nin içi. Biz şeyin B4'un boundary'sinde oturuyoruz hepimiz. Fakat yani fazla merak edecek bir şey yok. B4 iç tarafta. Tamam mı? Okey. Şimdi one handle'ı açıklamaya, başka türlü açıklamaya çalışayım. One handle neydi? İşte buraya şey koyuyoruz. Şuraya. Şimdi ben bir lower dimensyonda, bir düşük dimensyonda çiziyorum tabii. Bunu çok yapıyoruz biz dört boyutlu manifoldçular. Yani hiç korkulacak bir şey yok. Başka türlü anlayamıyorsun çünkü. Analoji yapıyorsun. Bunu koyduk. Bu da, bunlar da iki tane ball. Güzel. Bu neydi? Four ball, yani bu resim neydi? Four ball, union, one handle. Yani bir tane şey koyduk üzerine. Kalınlaştırılmış ark koyduk. One handle. Bu ne oluyordu? S1 cross B3. S1 işte bir kısmı burada S1'ın, bir kısmı aşağıda. Ha, pardon. S4'u nasıl göreceğiz diye sormuştun. Ben four ball'u görmen kafi. Çünkü öbür four ball'u da getir, havadan getir, ona yapıştır. Değil mi? Yani bu diski görüyorsan başka bir diski yapışıp S2'yi elde edebilirsin. S3 de öyle. Bu four ball'u gördükten sonra ya havadan, uzaydan geliyor bir tane, onu da yukarıdan yapıştır. Değil mi? Yani endişe edecek bir şey yok. Yani S4'un içinde yaşıyoruz diye şey yapabilirsin. Şimdi bir handle koydum ben buraya. S1 cross B3. Şimdi başka bir şey yapacağım ben buraya. Şimdi bir lower dimensiyonda olduğuna göre bu esasında şeye benziyor. S1 cross B3'ye benzemiyor. Buradaki resim S1 cross B2'ye benziyor. Doğru değil mi? Yani S3'in içinde kalınlaştırılmış bir circle'a benziyor. Kalınlaştırılmış circle S1 cross B3'dir. Bu B3, yani B2'dur. Bu B2 cross S1. Değil mi? Bu esasında ben S1 cross B2'yi çizdim size. Ben şey gibi S1 cross B3 olmuş gibi konuşuyorum size. Fakat analojide böyle düşünüyoruz. Tamam, S1 cross B3. Şimdi ben bu esasında iki nokta, burada da iki nokta şey var. Bu da S1 olsun. Bu şöyle olsun. Biz esasen B4'u çalışıyoruz ya. B4'un boundary'sinde circle almak istiyorum bir tane. Yani bunun boundary'sinde circle almak istiyorum. Yani çember almak istiyorum. Ops. Şimdi ben burada bir lower dimensyonda çizdiğimden dolayı esasen benim çemberim bu. Yani ekstrem analoji yapıyorum. Burada benim çemberim şu olsun. Çünkü her şeyin dimensiyonu bir düşürdüm. Bu esasında şunu resim. B4 circle on the boundary. Fakat bu B4'u biz B3 gibi düşündüm ben burada. Bu B3 gibi düşündüm. Üzerinde bir tane circle aldım. Şimdi bu circle herhangi bir çember verildiği zaman her çember, yani not değilse bir tane disk bound eder değil mi? 3 boyutlu uzayda.
İşte bu bir circle iki noktalar yani S0 gibi tahil ediyorum. Bu tahil demek. Böyle tahil ediyoruz. Bunun circle bir tane disk bound eder. O zaman S0'da bir tane arc bound eder. Tamam mı buraya kadar? Bu benim buradaki sembolik olarak diskin resmi. Bunu çok yapıyoruz. Yani rüya görürken de öyle yapmıyor muyuz? Yani karışık şeyleri basit şekilde tahil ediyoruz. Bunu bu D2 gibi. Sonra ne yapıyorum? Ben bir bu D2'nun yani bu D2'nun bu D2 boundary S1 içini parmağımı koyuyorum buraya. İçini forwall'a doğru itiyorum. Şunu yani içini forwall'a doğru itiyorum. İteceğim. Lower dimension'un analojisi bu. Bizim disk bu. Bunun diskin içini içeri doğru iteceğim. Şuraya. Tamam mı? Yani bu benim circle'a disk bound ettirdim buraya. Disk koydum içine. Parmağı koydum burada. Parmak koydum. Parmak resmi. Bu parmakla içini ittim. Şeye. İçini ittikten sonra bunu bu arkı kalınlaştırdım. Yani diski kalınlaştırdım. Tamam. Şu nedir? Bana söyleyebilir misiniz şu? Şunun resmi nedir? Yani arkı kalınlaştırdım. Yani triboy 3 dimensiyonda yapıyorum. Nedir o? Yani torus inter yok. İşte kalınlaştırmış ya. Bu bir ark değil mi bu? Ark değil mi bu? Bu bir ark. Yani değil mi bu? Ark değil mi şu? İçi. İki dimensiyonu kalınlaştırmış şekli şu nedir? Topolojik olarak. Bir manifold. Bir manifoldu kalınlaştırdım şu şekilde. Silindir şeklini yaptım. Silindir topolojisi nedir? Aklınıza gelen bir şey atın. Yani interval cross. Ya S1'ı böyle 0-1 eklemişiz gibi sürekli. Yani çok çok diye çok karışık düşünüyorsun. Ben çok basit bir şey soruyorum. Yani bu şey konu çok zor görünüyor çünkü çok kolay başlangıç tarafları. Yani ben diyorum ki bir tane yani S0 burada var. Ben S0'ı S1 gibi tahil ediyorum. Yani S1'ı anlatmak istiyorum. S1'ın içine bir tane disk koyuyorum. Disk koyuyorum şuraya. Tamam mı? İçine bir tane disk koyuyorum. S1'ın içine şuraya. Diskin içini 4 forwall'a doğru iteceğim. Tamam ben forwall olduğundan dolayı pek tahil edemiyorum diye şikayet varsa o zaman diyorum ki B4 yerine B3 alın. S1 yerine S0'yı alın. Bu S0. İki tane nokta S0. S0'nun bound ettiği disk nedir? Arc'tır değil mi? Arc. Arc nedir? I. I diyoruz bunu değil mi? Interval. Değil mi? Kimdi o arkadaş ya? Onunla konuşayım bari. Sadece ben konuşuyormuşum gibi. Abi konuş ya. Ayıp ediyorsun ya. Yoksa olmaz ya. Valla öyle şey oluyor. Ya hocam ya ön bilgiler yeteri kadar şey olmadığı için biraz da zorlanıyorum. Onları bak vallahi onları cevap bak, vermekte. Böyle düşünürsen hiçbir zaman bir konuya giremezsin. Yani kafa göz gir yani şey. Yani başka türlü anlaşılmıyor mu? Yani bazı şeyler var. Mesela bu one handle şey var ya. Bu one handle notasyonu 1975'te 76'da ben yani şimdi anlatacağım notasyonu 1975'te falan düşünmeye başladım ben. Hala 3 gün önce bir paper post ettim. Onu anlatacaktım size esasında. O da bu şimdi anlatacağım bu one handle'ın alternative definition'ı kullanacak. Yani o kadar basit bir şeyi anlayabilmek için bazen 30 sene geçmesi geliyor. De aynı şey basit düşünüyorsun. Sonra bu böyleymiş falan diyorsun. Olay bu. Yoksa baştan bu çok karışık falan. Yani karışık marışık değil basit. Fakat üzerine düşüneceksin, oynayacaksın onunla. Öyle değil mi? Şimdi bunu şu nedir arkadaş? Evet. Şu nedir? Şu bir tane intervali kalınlaştırdım. Nedir bu topolojisi?
Silindir nedir topolojik olarak? Bir cevap gelmiş hocam. S1 çarpı D2. 0-1 intervali. Yok yok. S1 cross D2. 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 Disk. Değil mi? D2'yu S1 değil. I cross D2. Bu D2. Bu da I interval. Değil mi? I interval. S. İçi boş yani, olursa S1 olur. İçi dolu abicim. Bunun içi dolu. İçi dolu, dolu D2 olacak o yüzden. Tabii. D2 çarpı arkada biz diyor one dimensional disk diyoruz. D1 cross D2. D1 cross D2 esasında. D1 cross D2 değil mi? Yani bu D1 cross D2. Değil mi arkadaşlar? D1 boyunca D2'yi çarptım. Tamam mı? Şimdi bunun içinde D1, D1 cross D2 var. Şu. Şimdi size başka bir soru. Ben B3'den bunu çıkarırsam geriye ne kalır? B3 minus bu D1 cross D2'yi çıkartırsam. Yani bu esasında şeyin, benim arkın neighborhood'u. Yani bu gözünüzün önünde burada B3 var. B3'den bir tane kalınlaşmış ark çıkartıyorum. Geriye ne kalıyor? Torus demek istiyorum ama doğru mu emin değilim. Hatta İçinden. Arkada daha basit yapayım. Arkada böyle straight yapayım. Şöyle yapayım. Tamam mı? Bu D2 cross I. Tamam mı? B3'den bunu o şey interval neighborhood'unu çıkar. Geriye ne kaldı? Torus. Evet. Çok doğru. Çok güzel. Bu esasında burada bir circle var değil mi? Bunun etrafında. Böyle bir circle var. Ne kadar circle var burada? Complement'ı bunun esasında. Circle cross D2. Değil mi? Çünkü bu ne kadar circle var? İşte bunun bu D2'lar da şunlar. Bunu döndürürsen circle'ın etrafında her circle'ın bir noktasına D2 karşılık geliyor. Yani bunun complement'i, bu arkın complement'i circle cross D2 değil mi? Circle cross D2, ha demek ki bir tane arkı içeri itersem, içini içeri itersem, içini boşaltırsam geriye circle cross D2 kalıyor. Değil mi? Evet. O zaman enteresan bir şey çıktı ortaya. Enteresan bir şey çıktı. Aynı zamanda bu şey değil miydi? 3 bola one handle attach ettiğim zaman S circle cross D2 değil miydi bu? B2 yani B3 cross one handle. B3'ye one handle koyduğumuz zaman S1 cross D2 oluyordu. Değil mi? S1 cross B2 işte şu oluyordu. Ama ben bunu başka türlü elde ettim. Ben sap takmadım buna. Sadece bunu bu arkı içeri itip onu remove ettim. Gördüğünüz gibi B3'ye sap takmak koymak, sap koymak üzerine B3'nin içinden sap çıkarmaya karşılık geliyor. Ne kadar enteresan değil mi? Bunu buna oyarsam buradan, bunu böyle oyarsam geri S1 cross B2 kalıyor. Bu da B3'ye sap taktıktan sonra çıkan bir şey S1 cross B2. Yani ne diyeyim yani oyarak koyuyoruz burada esasında. Burada koyuyoruz, burada oyuyoruz. Yani bu yemek yiyerek diyet yapmaya benziyor. Burayı yiyorsun bunu fakat bir şey çıkarmış çıkarmakla karşılık geliyor. Burası tamam mı? Handle koyduğumuzda sanki bir delik oluşturuyoruz. Sen handle koyduğunda sanki parmağını buradan geçiyorsun. Elin görüyor musun? Parmağını koyup böyle, tamam mı? Şeyin içinden bir delik açıyorsun böyle. Bir vitrin içinden. Geriye S1 cross B2 kalıyor. Enteresan değil mi? Evet. Aşırı enteresan. Biz bunu delerek yapıyoruz. Direkt deldiğimizde de benzer bir şey oluyor aslında. Yani koymakla oymak aynı şeymiş. Evet, aynı orada. Şey. Tamam. Şimdi biz bunu four dimensiyonu çıkıyoruz. Four dimensiyonda hep böyle düşünüyoruz zaten. Yeni girenler hep yadırgıyorlar bunu. Biz diyoruz ki arkadaş bu four ball'u alalım buraya. Four ball'u alalım. Bu bizim S1 olsun. Şu S1 olsun.
Yani S0'yu S1 gibi şey yapıyorum şimdi. Yani esasında şu resim. Şu resim. Forbon içinde bir tane S1 alıyorsun. S1'ın içine disk koyuyorsun. Parmağınla içini itiyorsun. Değil mi? Parmağınla içeri itiyorsun. Bu benim elim. Şu parmağımla burayı içeri doğru itiyorum. Ve onu remove ediyorum. Alıyorum. B4'dan çıkartıyorum. Yani bu yine bir sakat bir resim esasında. Çünkü S1'ı S0 şeklinde yazmışım. Bunu çok yapıyoruz. Yani yeterli dimensiyon yok. Ona benzer bir resim çiziyoruz. S0, S1 gibi yapıyoruz. Bunun bound ettiği arkı bunu içeri doğru itiyoruz. O arkı ne boyutunu çıkartıyoruz. O zaman S1 cross DT olmuyor. S1 cross D3 oluyor. Çünkü bunu bir high dimensiyonda yapıyoruz. O zaman bu S1 cross B3 şu resim. S1 cross B3 yani one handle S1 cross B3 which is B4 plus one handle. O bir tane arkın içindeki diski içeri sokup oymaktan ibaret olan B4'muş. O zaman ya ben bunu alternatif notasyon olarak bu notasyon yerine şu notasyon yerine şu notasyonu çizebilirim. İçini oymak için diski de söylemem lazım. O zaman biz şu notasyonu kullanacağız. Bir tane circle çizeceğim. Circle'ın içine bir tane dot koyacağım şuraya. Bir tane dot koyacağım. Arkadaşlar bu demektir ki 3 boyutlu S3'de bir tane circle çizin. Circle çizin. Not coin demek. İçini doldurun bu diskin ve içini parmağınızla içeri doğru itin. Forbola doğru itin. Biz tabii görmüyoruz. O membrane. İçini doğru forbola doğru ittikten sonra S3'de görmüyorsun artık onu. Onu ittin onu. Onun neighborhood'unu kazırsan, oyarsan geriye S1 cross B3 kalıyormuş. S1 cross B3'nin bir resmi bu. Bir resmi bu. Diğer resmi de bu. Circle with dot. Bu four manifold makalelerini çok göreceksiniz. Yani resimler, bir önceki resimler dedim. Nereye koydum? Mesela şu resim, şu resim şeye ekolan. Şu gördüğünüz resim. Şimdi bu one handle'ın üzerinden gidiyor ya bu. Şöyle yapacağız. Bunun içinden geçecek. Bu aynı resim. Yani alternative description. Yani for one handle'ın değişik bir description'ı. Yani iki tane ball çizip bir tane buraya koyup işte bunlar black hole'lardır. Buradan sinek buradan uçtuğu zaman buradan geri gelir demenin karşıtı. Şey yapıyorsun. Bir tane disk çiziyorsun. Diskin içine membrane koyuyorsun. Bunun içinden geçmek demek one handle'ın içinden geçmek demek. Sinek buradan uçarsa öbür taraftan geçer. İşte buna biz carving diyoruz. Yani bir tane circle'un bound ettiği diski içeri doğru itiyoruz. B4'a doğru itiyoruz. B4'dan onu kesip alıyoruz. Oyuyoruz onu. O da sana bir one handle eder. Bu one handle'ların değişik bir description'ı. Mesela şöyle bir resim gördüğünüz zaman bu esasında bir tane one handle bir tane de two handle. Bu şeye eşit bu resim. One handle'ları, şunu güzel çizeyim. Şuna eşit. Bu resim buna eşit. Ya bu buradan geliyor, şeyinden üzerinden geçiyor, buradan çıkıyor. Buraya geliyor, bunun üzerinden geçiyor, buradan çıkıyor. Bu one handle.
two handle. Yani one two handle'ı attach ettikten sonra bu circle boyunca oyuyoruz before. Buraya kadar tamam mı? Handle slide'ları da öğrendik. One handle'ları da öğrendik. Bir de şimdi şey epey yol gitmişiz. Evet. Sorularınız var mı arkadaşlar? Eyvah, resimler kayboldu. Ben kendi kendime mi konuşuyorum acaba? Evet. Bir de şeyler var. Handle cancellation. Bu da şuna karşılık geliyor. Bir handle, mesela bir handle var burada. Bir handle'a attach ettin. Şeyin üzerine. Boundary sınıfı S3'ye. Ben bunun için doldurursam şöyle iki handle, buraya bir iki handle attach edersem bunlar yok oluyor. İkisi birbirini götürüyorlar. Şu oluyor. Handle cancellation da bu. Yani one handle'ı two handle'a cancel etti. Canceling. One and with a two. Şimdi bu resim size şunu gösteriyor. Bir tane one handle varsa elinizde, bir tane one handle varsa, bir tane de two handle varsa, hakikaten bu şunun resmi. Şunun resmi. Çünkü siz şunu görüyorsunuz sadece. Şunu görüyorsunuz, şunu görüyorsunuz, bir de arc görüyorsunuz etrafında. Mesela bu resim bunun resmi. Bir tane two handle yetiştim, içine bir tane membrane koymuşum, zar koymuşum, kalınlaştırmış, sıvamışım deliği. Bunlar birbirini yok ediyorlar. Yani bu resim şu resim. Bir yeni öğrendiğiniz notasyona göre de bu resim şu resim. Bir tane one handle var, bir tane de two handle var. Framing nedir? I don't care. Bunun framing de n olabilir, bu da n olabilir. Fakat bunlar birbirini cancel ederler, geriye before kalır. If you have yukarıdan top handle varsa S4 da diyebilirsiniz ona. Buraya kadar tamam mı? Peki şöyle bunu anladınız mı diye şu soruyu sorayım size. Bu two handle şöyle geçsin. Bu ikisini de cancel edebilir miyim? Ben buna before diyorum bakın. Bu before'muş. Şu. Bu nedir? Bunu bilen var mı? Bu nedir? Zehra biliyor bunu. Bu şey... bu da before. Bu da before. Çünkü neden? Bu topları iyice ufak, mikrop gibi yap bu topları. Bu topları ufacık yap. Yani büyük bir önemli değil. Şöyle yap, tamam mı? Böyle mikrop gibi yap. Bunu buradan çek. Ucunu çek buraya getir. Sonunda bu ne olacak? İki top, bir tane de şey. Değil mi? Çünkü one handle'ı bu şekilde düşünürsen bunu ucundan bunu çekersin. Isotopi. Bunu çekersin. Bu. Yani bu da form olmuş. Tamam mı? Biz şimdi forball'dan daha enteresan manifold'ları elde etmek istiyoruz. Bir de bu dün Eylem söyledi. Bu nut esasında nut'ın kendisi nedir? Circle'dır değil mi? Nut'ın kendisi
Circle'un S3 embedding'idir değil mi? Ama kendisi circle'dır. Bunu biz homotopi yaparsak, yani böyle alt crossing'ini üst crossing'ine geçirsek onu homotopi diyoruz. Yani bu embedding demek bir one-one map demek içine. Ama one-one olmazsa, böyle kestiği yani kendini, one-one değil artık o. Bunu yaparsak o zaman bu NAT unnat gibi olur. Değil mi? Yani homotopi olarak, homotopi equivalence'ı öğrendiniz mi siz? Yani iki topolojik uzayı homotopikli equivalent diyoruz. Eğer buradan buraya bir map varsa, buradan da buraya bir map varsa, ikisinin kompozisyonu identity'ye homotopikse. Homotopi demek continuously identity map ile connect edebilir miyim? Yani duymadıysanız onu gidip bakabilirsiniz. O zaman bunlar birbirine homotopikmiş. Yani ben bu iki handle'ları, homotopik circle'ları attach edersem elde ettiğim form manifold'ları birbirine homotopik olur. Mesela bu buna homotopiktir. Şu form manifold. Bu form manifold, şu form manifold'u homotopiktir. Bu form şeydi. Yani bu circle ve bu circle birbirine homotopik. Çünkü ben bunu kendi kendini kesmesini müsaade edersen, bak şunu şöyle yaptırırsam, şöyle şunu birbirini kesersem, şu uçtan kurtulacaklar, buna olacaklar. Yani bunlar birbirine homotopik. Form manifold'a bu da bir prensip. Form manifold'lar one and two handle'lardan müteşekkilse, two handle'ları attaching circle'larını homotopi ile değiştirirsem elde ettiğim form manifold'lar da birbirine homotopi equivalent olur. Yani homomorfik değil de homotopi equivalent. Homotopi equivalent'ı şey olarak düşünebilirsiniz, yani one to one continuous map'ten ziyade birbirini böyle sıkarak, yoğurarak falan filan, böyle iterek, sıkıştırarak birbirine eşitlemek demek. Yani bu B4, bu B4, bu da W4. Bu da bir smooth manifold, bu da bir smooth manifold. İkisi homotopi equivalent. Ve bu for bola homotopi equivalent olduğundan contractible. Contractible demek işte artık bu elementleri topoloji dersi alınca göreceksiniz, görmüşsünüzdür. Bu contractible manifold. Hatta bu çizdiğim manifold çok önemli bir manifold. Bu Cork. Meşhur Cork. Ben 40 senedir bununla ilgili paper'lar yazıyorum. Şu manifold'la ilgili. Bu contractible manifold B4'a benziyor. Fakat çok sihirli özellikleri var. Bu şey gibi bola benzeyen bir şey. Bola contractible. Point'e homotopy bulun. Fakat smooth manifold şey değil, bol değil. Bu da başka bir prensip. Sorular var mı arkadaşlar? Kahramanca sorabilirsiniz. Ben bak şunu ilk defa duyuyorsunuz. Normal topoloji konuşmasında ben böyle konuşma vermem. Fakat sizin yeni görenlerini tamamıyla anlıyorum. Haleti rüyesini. Ben bir matematik konuşmasına gittiğimde benim konum değilse garanti ve garanti ilk 5 veya 10 dakikasını kayboluyorum. 5-10 dakika. Çünkü bir önceki tarif neydi, bir önceki tarif neydi, bir önceki tarif derken kayboluyorsun. Yani 10 kere, 20 kere üzerinde oynayınca, düşünüp şey yapınca ondan sonra da şey oluyor. Aşina oluyorsun. Bu her şeyde böyle değil mi? Öğrendiğiniz her şeyde böyle. Bisiklete binmeyi öğrenmek de böyle. İşte dışarıdan bakıp sonra gidip bisiklete binmeye çalışmak da öyle. Bu da bunun gibi bir şey. Şimdi biz 4 boyutlu manifoldları öğrendik. Bunları anlamak için bir ve iki handle'ları anlamak kafi olduğunu söyledim ben size. İşte şey, handle'ları birbirinden üzerinden slide etmek, birbirinin üzerinden cancel etmek. Size bir şey verdim, bir lisan verdim. Şimdi siz bu 4 manifold resimlerini aldığınız zaman
İşte handle'lar üzerinden slide edebilirsiniz. One handle'larla two handle'ları cancel edebildiklerinizi edebilirsiniz. Geriye başka bir resim çıkıyor. Yani bir sürü aynı dört manifold'un değişik resimleri varmış. Mesela şöyle diyeyim. Bir tane şu four manifold olsun. Şu olsun. Bunu bu mesela bu frame not olsun mesela. Üç olsun bunun framingi. Ben bu one handle'la bu two handle'ı cancel edeceğim. Biliyoruz bir kere gidiyorsa bu two handle'ın attaching şeyi bunu cancel eder. Hatırlayamıyorsanız hemen şey yapacaksınız. Hemen bu resme gideceksiniz. İki tane ufak top, iki tane ufak top. Değil mi? Bu resimleri aynı one handle'ları. Bunu buradan çekip 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 buna getireceksin. Bu da four ball'dur. Yani bu esaslı four ball'ın resmi. Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz. Arkadaş bunu şeyin içinden one handle'ın içinden başka two handle'lar geçerse ne yapacağım? Mesela başka bir tane two handle geçiyor burada. Bunun da framing'i minus one olsun. Tamam mı? Ben bunun ikisini cancel ettiğim zaman yani götürdüğüm zaman cancel demek götürmek demek. Bu arkadaşa ne oluyor? Prensip şu, bunları yani cancel etmekle siliyorduk, for ball elde ediyorduk ikisini. For ball elde ediyor demek, bunları ikisini siliyoruz demek. Bu ne olacak öyle olduğu zaman? Bu da şöyle olacak. İlkten bu two handle'ı bu two handle üzerinden slide ederek bu one handle'dan kurtaracağız. Yani şöyle yapacağız. Şöyle gidecek. Buradan bunun üzerinden para paralel gelecek. Bu one handle'ı, bu two handle'ı, bu two handle'ın üzerinden slide ederek one handle'dan kurtardım gördüğünüz gibi. Isotopili buraya geldi. Ondan sonra ikisini silebilirsiniz. Ondan sonra bu ikisini silebilirsiniz. Ondan sonra şöyle bir resim çıkacak. Böyle bir resim çıkacak. Yani bu handle'la bu handle'ı eklemiş gibi olacaksınız. Ama bu one handle şimdi one handle içinden bir tane two handle geçiyor. Bunları sileceğiz. Bu yeni two handle'ın framing'i nedir? Tahmin eden var mı? Bu yeni one handle. Bu minus one'dı. Bu da 3'tü. Şu arkadaşın framing'i nedir? Tahmin. Üç diyesim geliyor benim. Ne diyeceğim? Üç mü? Üç. Ama bu minus one hiç mi şey yok? Rolü yok. Yani minus one ile üç el sıkışıyor burada. Evet. O zaman framing ne olacak bunların? İki. İki. O zaman iki. Yani ben bu four manifold resminde İki tane two handle, bir tane one handle varmış. One handle, two handle'dan birini bir kere kesiyor. Onları silme hakkım var. Silmeden önce bunun üzerinden geçeceğim. Bu manifold buna eşitmiş. Biraz önceki manifold. Şimdi bunlardan onlarca kere, yüzlerce kere, binlerce kere yaparsanız artık bunun lisanını konuşuyorsunuz demektir. Otururuz beraberce four manifold'ları inceleriz. İçlerine, dışlarına bakarız. Bunun gibi stepler. Bunu da yaptıktan sonra yeni ne kadar zamanım var söyler misiniz? Altı dakika mı var? 45 dakika kadar var hocam. 17.40. 17'de mi başladık? 17.40'da. Yani ben sizi sıkıştırmak, 19.20'de. Sizi sıkıştırmak, canınızı sıkmak istemiyorum. Ben biraz sonra da bırakıp sizle sohbet edebilirim. Bilmem dediğiniz gibi 45 dakika daha da konuşabilirim. Yani siz karar verin. Benim en sinirlendiğim şey konuşmacı konuşur tam son sözümü söylerken bir tane daha geldi, bir tane daha. Hani politikacılar yapar ya. Bunu anlat, bir tane daha söyleyeyim artık. Bak şunu da söyleyeyim falan filan derken matematikçiler de bazen kaptırıyorlar.
Zannediyor ki herkes kendilerinin kafasının içinde. Can sıkıntısından millet o zaman yani sinirden ölüyor öbür tarafta. Yani bunu daha böyle frendi bir şekilde getirebiliriz. Yani burada da bitirebiliriz. 1-2-5 dakika yani 45 dakika diyor ama 45 dakika bir galiba yani cömert davranıyor bana. Yok hocam, bütün konuşmalarımız 1 saat 40 dakika olarak planladık. Hani sorular olur, şey olur, hani zaman sıkıntısına hiç girmeyelim diye. Tamam arkadaşlar, biraz daha gideyim. Yine hiç sıkılırsan söyleyin. Kork da nedir biliyor musunuz? Korku tarif etmeden önce Stein Manifold'u tarif etmiş. Stein Manifold diye bir şey var. Bizim şey yaptığımız kompakt Stein Manifold'lar. Stein Manifold'lar kompakt contractible. Smooth manifolds with a complex structure. Aman aman demeyin şimdi, tamam mı? Yani roughly. Bunun hakkında şimdilik üzülmeyin, tamam mı? Compact, biraz önce bahsettim. Compact contractible manifold çizdim size. Onun gibi manifoldlar. Ondan bazı complex structure olacak. Onu bilmemize gerek yok. Ben onu nasıl göreceğinizi söyleyeceğim şimdi. Şimdi şöyle bir şey var. Bir tane nut verildiği zaman bunu Legendarium Picture diye bir şey, Legendarium Picture diyoruz. Resim diyoruz. Öyle ki bu nut'ı bu natı öyle çiziyorum ki bütün crossingler şöyle olsun. Yani şöyle değil, böyle değil. Şu şekilde bütün crossingleri böyle olsun. Ve kenarları da köşeli olsun böyle. En kenarları da köşeli olsun. Kusura bakmayın, biraz gürültü var burada. Sizin sesiniz iyi geliyor hocam. Tamam, güzel. Nut'ın bütün crossingleri böyle olsun. Ve her nut'ı ben bu şekilde çizebilirim. Siz diyebilirsiniz ki ya nasıl nasıl öyle çizebilirsin her nut'ı? Değil mi? Mesela şöyle şu crossing'i ben nasıl ona çevirebilirim diyebilirsiniz. Şu crossing'i. Bunu nasıl ben bunu çevirebilirim diyebilirsiniz. Ben bunu da bir egzersiz olarak verebilirdim ama kendim yapayım bu egzersizi. Yani bu crossing'i şu şekilde çizebilirim. Değil mi? Bu iki tane crossing nut, bu right-handed crossing, bak bu right-handed crossing, left-handed crossing'e dönüştü burada. Bu aynı şey. Bu da bak alttan gelip yukarı gidiyor. Yani buradan gelip yukarı gidiyor bu crossing'i. Bu da buradan alttan gelip yukarı gidiyor. Bu da alttan gelip yukarı gidiyor. Bu arkadaş da alttan gelip yukarı gidiyor. Fakat bu crossing'i right'tan left'e çevirdim. Bütün yani bu skinhead resmi çıktı, kusura bakmayın. Bu bütün natları bu şekilde gelebilirim. Bu böyle dönüş noktaları varsa da bunları böyle köşe yapabilirim. Şimdi bütün natları böyle çizerseniz bunların bir tane TV sayısı diye bir şey var. Onu okuyunca göreceksiniz. TV number. Mesela bir tane nut çizeyim şöyle. Trefoil nut. Köşeler koydum buraya. TB sayısı bu K diyelim buna. Bir dakika. Şuymuş. Bu nut'ı orient edeceğiz, yönlendireceğiz. Şöyle yapacağız. Crossinglerine artı eksi koyacağız. Şu artı crossing demek arkadaşlar. Şu artı crossing demek. Şey var, yol var.
İki tane highway geçiyor buradan. İki tane yol var. Yolun üst geçidinden geçerken elinizi üst geçide koyarsanız dört parmağınızı, baş parmak alt geçidin yönünü gösterecek. Burada şurasını tarif ediyorum. Şurasını. Dört parmağınızı buraya koyun. Bu yön. Bu da aşağıdaki yön. Yani buraya dört parmağınızı buraya koyduğunuz zaman buraya, yani üstten geçen freeway var ya, şu geçen freeway var ya arkadaş. Dört parmak burayı, bunun üzerinde olacak. Oraya. Bu baş parmağa bak. Aa, bu tarafa geçiyor. Yani yukarıdan üst yoldan geçerken arabalar, taksiler bu tarafa doğru gidecek. Baş parmak hizasına gidecekler. Ona artı crossing diyoruz. Buna da eksi crossing diyoruz. Aynı şekilde. Üst geçitten geçiyorsunuz arabayla. Alta bakıyorsunuz. Arabalar bu tarafa doğru gidiyor. Bu left. Dört parmağınızı koyun. Yukarıdaki yola koyun. Bu baş parmak bu tarafa doğru gidiyor. Bu left crossing. Sadece dört parmağını yolun hizasına koyun. Aşağıdaki parmak, aşağıdaki okla hemfikirse o artı crossing. Koyduğunuz aşağıdaki hemfikirse eksi crossing. Bak bu eksi crossing. Bu artı crossing. Tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz? Artıları eksi. Bak bu artı. Şimdi söyleyin siz bana. Artı ve eksi mi şu? Şu crossing. Şu crossing. Şu şurası. Artı mı eksi mi? Artı. Artı. Çünkü dört parmağı buraya koyduğunuz zaman böyle gidiyor. Bu artıymış. Yazalım oraya. Bu artı. Şu crossing hangisi? Şu. Ortadaki mi hocam? Ortadaki. O da artı nedir gibi. O? Tamam, o da artı. Şu nedir? O da aynısı, artı olacak. Evet, o da artı. O da artı. Çok güzel. O zaman artı. TB number'ı 3. Tamam mı? Onlar artı eksi, topluyorsun onları. 3. Eksi. Şimdi burada köşeler var ya. Sağ köşeler var, sağ köşeler var. O köşelerden birini seç. Sağdaki dönemeçlere bak. Kaç tane dönemeç var burada? Köşe var. Bir, iki tane de dönemeç var değil mi? Eksi iki. TB number birmiş bu. Hocam bir şey sorabilir miyim burada? Diğer diğer köşeleri neden köşe olarak kabul etmedik? Yani benim aklıma tek dört geldi. Çok güzel, çok güzel. Şimdi number of right köşelerle left köşelerin sayısı aynı. Çünkü ne kadar buradan dönersen o kadar buradan dönmen lazım. Yani biraz düşünmen lazım. Şu iki ise bu da iki. O zaman fark etmez. Ya number of right turn diyeceksin. Yani buna right diyoruz. Bunun bir adı var. Ben bile nasıl spell edeceğini bilmiyorum. Karışık bir spelling'i var. Right. Şöyle. Yani bilmenize gerek yok. Bunlar artı eksi topluyorsun. Minus number of right turn'leri de çıkartıyorsun bunları. Veya karar ver. Sadece right'ları sayacağım, sadece left'leri sayacağım. Minus. Bunun TB numarası 1'miş. Şimdi teorem, şöyle bir teorem var. Bunu da öğrenebilirsiniz. If K Legendary not. Legendary not demek not. Bu şekilde yazılan not demek. Şu şekilde yazılan not demek. Yani crossingleri hep böyle bu şekilde ayarladım. Buna göre ayarladım. Kenarlarını köşeler koydum. Bunların hepsine bir integer TB number'ı varmış bunların. Bir tane legendary not alırsam TB number'a attach. Oops. Şimdi biz frame not'larla uğraşıyoruz ya. Frame not demek for manifold ya. For manifold obtained by B4 Union to handle to K with framing TB minus one.
Bu şekilde Forni Manifold'ların kompleks structure var. Buna Stein structure diyoruz. Bunu kitaplar okuyarak falan bakabilirsiniz. Yani biz bunu biliyoruz. Yani bir tane for ball varsa, nut varsa, framing varsa for manifold veriyor. Diyorum ki bu nut'ı ilkten Legendre'in resim şeklinde koy. Ve attach ettiğin handle'da TB-1 olsun framing'e. Mesela buna bu trefoil nut'a hangi handle'a attach edeceğim? 1. TB'si 1. 0'la attach edersem hatta küçük bir eşit olursa framing less than equal to olsa okey. Yani buna 0 framing yani TB number 1'miş. Ondan 1 çıkarınca 0 kalıyor. 0, minus 1, minus 2, minus 3. O şekilde handle'a attach ederseniz dedim bunlar kompleks manifold oluyor. Bunu bir kere öğrendikten sonra bunu kullanabilirsiniz. Sizin alet kutusuna koyabilirsiniz. Ama daha sonra bu niye böyle oluyor diye kitapları okuyacaksınız. Yani biraz reklamını yapayım. Yani bizim kitaba da bakın, tamam mı? For Manifold diye bir kitap var. Orada daha böyle basit bir şekilde ben bunları anlatmaya çalışıyorum, bu konuları. Başka kitaplar da var bundan başka. Yani bu herhangi bir nut'ı üzerine two handle attach edersek nut'ın framing'i TB-1 daha küçük olursa o kompleks oluyor. Eğer bu aynı şey için de doğru. Yani one handle'lar da olabilir içinde, oyun içinde. Mesela şu. Biraz önce çizdiğim one şey var diye. Şöyle çizeyim. Bak onda Legendre'in çizdim. Ben bir tane contractual manifold'dan bahsettim ya size. Çok önemli dedim. Court dedim. Bak bütün bu crossing'ler left-handed crossing bunlar. Left. Bu yani bu güzel. Legendre'in picture bu. Şöyle handle attach ediyorum bunu. Bana çabucak söyleyin bunu. TB sayısını söyleyin bunu. Kanun. Hadi sayıyoruz arkadaşlar. Burası nasıl crossing? Artı mı eksi mi şu crossing? Artı. Artı. Güzel. Şurası? Eksi. O crossing şöyle bak. Şöyle. Elinizi koyun yukarısına. Ha. Eksi hocam. Bir daha dikkatli bir daha. Koydum. Allah Allah. Elini şöyle koydun. Üsttekine göre koyuyorum değil mi hocam? Üsttekine göre. Üstten geçen yola dört parmağını koyuyorsun. Yine artı oluyor o zaman çünkü solda kalıyor. Tamam güzel. Bu da artı. Burası hangisi? En yukarıdakini mi soruyorsunuz? Bu da artı değil mi? Evet. Bu da artı. Bunun TB numarası ne? Sağ sol dönüşler de yok burada. Bir one handle olduğundan dolayı sağ sapma sola sapma da yok. One handle üzerinden geçince köşe yok. Değil mi? Evet. Hocam TV... peki burada lafınızı kestim özür dilerim. Ayı veriyorsun. Peki gibi görünen dönen yollar var ya mesela. Ha. Bunu köşe alamaz mıyım? Ha alamazsın. Bu başka. Bu one handle üzerinden geçiyor bu. Yani köşe yok artık böyle. Köşeler yok. Bunun diğer resmi de şu. Şöyle çizebilirim. Şu. Hops. Sorun gayet güzel. Bu bizim circle with dot notasyonu. Bu buna eşit. Dün Eylem Hoca çizmişti bunu. Efendim? Dün Eylem Hoca çizmişti bunu. Evet bu. Normalini çizmişti, bir de bunu çizmiş. Ha tamam. Bu TB'si bunun arkadaş 3. Şimdi bunu kompleks yapmak için buna handle koyabiliriz. Framing ne olması lazım bu handle'ların? Ha, bir dakika. Ebru güzel bir soru sordu. Dönemeçleri ihmal etme dedi Ebru. Ben bu dıştaki dönemeçlerden bahsediyor zannettim. Bir tane dönemeç görmüş o. Şu değil mi? Evet onu demiştim. Evet. O zaman TB'si ne bunun? 1, 2, 3 ya sağ dönemeç ya sol dönemeçleri çıkaracağız sayısını.
Sağ dönemi sayısı 1. 1. Eksi 1. O zaman 2'ymiş. TB sayısı 2'ymiş. Hangi framingde buna handle attach edersek kompleks çıkacak manifold? Framing'i ne olacak? TB minus 1. Bundan küçük veya eşit olacak değil mi? Şunun framing. Yani bunun framing'i ediyoruz ya. Bunun n'in framing'i TB minus 1 veya daha küçük olacak. O zaman buraya hangi framing'de to handle'a attach edeyim ki kompleks olsun? Ya bunun TB'si 2 idi. 2'den 1 çıkarsanız 1 kalır. Yani buna 1 de olur, 0 da olur, eksi 1 de olur, etc. Tamam mı? 1'den küçük olduğu müddetçe her to handle yaparsanız bir şey olur. Kompleks structure olur. Bu Stein işte. Bu manifoldlara biz Stein manifoldları diyoruz. Stein contractor manifold. İşte kortlar, kort dediğimiz şeyler contractor manifoldlar, biraz smooth contractor manifoldlar. Stein structure var bunların. Öyle bir özelliği var ki kort dememizin sebebi şu, bir tane bu form manifold olsun, başka bir form manifold olsun. Öyle ki buna W diyelim. Bu form manifold, farz edelim ki bu form manifoldu, bu form manifoldun eksotik kopyası olsun. Nasıl çizeyim, ne diyeyim buna? N prime mi diyeyim, N bar mı diyeyim? Bu da N diyeyim. N diyeyim. Bu bunun eksotik kopyası olsun. Eksotik kopya neydi? Söyler misiniz? Ebru, eksotik kopya neydi? Bu manifold, bu manifoldun eksotik kopyası eğer ona benzeyecek fakat çok benzemeyecek. Homotopi kovulmuş. Homotopi, homim, hatta homimorfik olacak fakat abi bir dakika. Bir tanesi ben difimorfik olmuş. Difimorfik olmayacak. Olmayacak. Bir şey eksik olacaktı. Tamam, çok güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu manifoldların varlığı yakın zamana kadar benim için yakın zaman, sizin için milattan önce. Yani 80'li yıllara kadar böyle bir manifoldların varlığı bilinmiyordu. Ve işte Donaldson teoreminden sonra bunlar ortaya çıktı. Ortaya çıktıktan sonra bu inşaatçı, manifold inşaatçıları benim gibi atladık içine bu neye benziyor diye çalıştık. Öyle oldu ki bu exotic copy of M ile bu M birbirinin nedir? Bu nasıl? Bunu exotic yapan nedir? Yani bu N'i M'den değişik yapan nedir? İnceleye baktı ki, hatta resmini biraz da adını değiştireyim ben bunu. M bar yapayım. Dün eylem M bar demiştim ona. Uniform olsun, ambar olsun. Buraya kadar bakıyoruz. Biz handle'ları artık anlıyoruz. Handle'lar neye benziyor? Onlar slide ediyoruz. Ya bakıyoruz. Bunlar aynı. Şuraya kadar geliyoruz. Şöyle bir yere kadar geliyoruz. Karşımıza bir tane contractor manifold çıkıyor. Buraya kadar bir difimorfizm buluyoruz yani buradan. F. Bu difimorfizm restriction'ı burada small f oluyor. Burada takılıp kalıyoruz. Yani bunlar ikisi tamamıyla aynı oluyor fakat bir tane contractible piece oluyor. Ufak bir taş parçası gibi düşünün onu. Yani bol yuvarlak bir taş olsun. Bu da böyle şeyli yamuk bir taş. Orada kalıyorsunuz. Difimorfizm geliyor orada takılıyor. Şimdi sonra bir bakıyorsunuz ki takıldığı yerin öbür tarafına bakıyorsunuz. O da W. O da aynı manifold. Bir iki ay kafayı yiyorsunuz. Ya burası mesela N olsun, burası da N olsun. Bunlar burası difimorfikmiş, burası da difimorfikmiş, bunlar da burası difimorfikmiş. Nasıl olur bu manifoldun eksotik kopyası olur? Eksotik kopyası olmasın sebebi, burada bir difimorfizm aldığın zaman onu buraya restrik edersen, bu bir identity değil, acayip bir difimorfizm. Burayı extend etmiyor. Bir egzersiz olarak bunu düşünün. Öyle bir tane, iki tane manifold alın ki low dimensyonda da yapabilirsiniz. Boundary'leri difimorfik olsun, difimorfizm içeri extend etmesin. Yani
Türkçesine içeri yayılmasın. Değil mi? Difimorfizm. Yani bu difimorfizm geliyor. Bu difimorfizm geliyor. Boundary'de small f buluyor. Öbür tarafına bakıyorsun, o da double buluyor. Fakat extend etmiyor da bunu. İşte biz buna court diyoruz. Buna court diyoruz. Bu Donaldson'ın ilk defa bu egzotik manifoldlar çıktığından benim ilk defa baktığım şey buydu. Burada kaldım mı? Takılı kaldım. Kork buradan ben herhalde kafayı yiyorum diyorum. Burası da W, burası da N, bu da W, bu da N, bu da W. Bir daha 6 ay falan geçti aradan buna böyle bakarak. Bir gün doğru, bir gün yanlış. Sonra farkına vardım ki bu şey bu. Bu F ile ilgili, bu difimorfizm ile ilgili. Böyle bir difimorfizm var ki içeri extend etmiyor. Ondan sonra öğrencime Slava Matveyev'e dedim ki ya sen bunu genel olarak bak. Bu bir tane manifoldu çalışarak buldum ben bunu. O da bunu genel olarak ispat etti. Doktor tezinde. Bir iki manifold varsa, biri diğerinin egzotik kopyasıysa böyle bir şey yapabilirsin daima. İki manifold da birbiriyle aynıdır. Fakat bu identity ile gulu edilmiştir burası. Bu F ile gulu edilmiştir. Bir difimorfizm. Buna kork diyoruz. Kork şeyi. Bu arada PhD çalışmak isteyen arkadaşlar varsa GGTI'ye bekleriz. Hocalarınıza söyleyin, kaçın üniversitenizden. İzin alın. Kork bu. İşte ilk korkun örneği de bu. Şimdi diyeceksin ki bu W, bu ya bu difimorfizm nedir? Bu difimorfizm değil mi? İşte kork bu, bir handle var, two handle var. Hatta sıfır bu, bu korku. Bu difimorfizm nasıl bulurum? Kendinden kendine giden bir difimorfizm. O difimorfizm ne oluyor biliyor musunuz? İnanamazsınız. Bu sıfırla, bu datla, data sıfır yapın, sıfıra dat yapın. O da aynı. Bunlar simetrik link. Biriyle birini değiştirirseniz aynı kendisi gibi oluyor. Nasıl? Şöyle anlatayım. Şöyle, yani bu esasında bu neydi? Bu circle with dot neydi? Çabuk söyleyin, bu neydi? S1 cross B3 idi değil mi? Yani bunun boundary'si. Bu S1 cross B3'ydi, bunun boundary'si. S1 cross S2'ydi değil mi? Şu neydi? B2 cross S2'ydu. Bunun boundary'si ne? Bunun boundary'si B2 cross S1. B2 cross S1. Abi burada yanlış yaptım galiba. Bunun boundary'si S1 cross S... Pardon. S1 cross. Bunun boundary'si S1 cross S2. Aynı boundary'si yani. Aynı boundary'si. Yani burada iki tane manifold var. Buna one handle bu S1 cross B2. Bu da two handle S2 cross B2. They have the same boundaries. Yani sen bir manifold aldığın zaman, for manifold aldığın zaman bunun içinde şunu görürsen, şöyle daha büyük çizeyim. Şunu görsen, şunun neighborhood'unu çıkartıp şunu takabilirsin. Şunu takabilirsin yani. Vice versa. Yani circle with dot'un neighborhood'u. Artık biz biliyoruz. Circle with dot neymiş falan, geriye gidip buna karşılık geliyor. Hiç yapmayacağız. Onu kullanacağız artık. S1 cross B3 bu. S1 cross B3. Bu S2 cross B2. Yani bununla bu aynı boundary'leri var. Same boundary. Ondan dolayı ben bunu kesip alabilirim manifold'un içinden. Bunu koyarım içine. S1 cross B3. Buna surgery diyoruz. Bu geri ileri gitme şeyine surgery diyoruz. Ameliyat. Form manifold'un içinde S1 cross B3'ü çıkar. Makasla kes, al onu. S1 cross B3 ile koy. Çünkü boundary'leri aynı. Boundary'leri aynı. Değil mi? Boundary'leri aynı. Bunu surgery diyoruz. Şimdi ben difimorfizmi söyleyeyim size. Bu bizim W.
Burada iki tane circle var. Biri circle with dot, biri circle with dot, diğeri zero frame circle, two handle, one handle. Şimdi ben bunların yerlerini değiştirebilirim. Yani surgery, iki tane surgery yaparak, surgery. Şöyle yapayım. Sadece bu circle, bu dotted circle'a sıfır yaptım. Sıfıra dotted dot koydum. Bunlar simetrik link. Bunu iki ipliği böyle yaparsanız bunu düzelt. Bunu düzelt. O zaman bu buna benzeyecek. Yani birbirine benziyor bunlar. Bunu düz circle gibi yaparsam iplikten bunu egzersizini yapın. Öbürü de buna benzeyecek. Yani bu eş. Buna eşitmiş yine. Yani bu ne oldu? Bir daha emin olmak için, iyi anlamak için şuraya circle çizeyim şuraya. Bu circle, buna alpha circle de. Şuna beta circle de. Şuna beta circle de. Circle datın yerini değiştirdiği zaman bu alpha circle'ı. Şu beta circle değil mi? Fakat bunlar bir symmetric link. Yani ben şunu düzeltirsem bu circle buna benzer. Bu circle da buna benzer. Yani bunu düzeltirsem bu zaman bu circle with dot'ın etrafında alfa olacak. Diğer circle'ın etrafında da zero circle'ında beta olacak. Şimdi resme şöyle bakalım. Bakın ne oldu resim? Aynı resim alfa ile beta'nın yeri değişti. Yani I defined bir diffeomorphism tarif ettim boundary'sinde. Alfa ile beta'nın yerlerini değiştiriyor. Alfa two handle link ediyordu. Beta one handle link ediyordu. Şimdi alpha one handle link ediyor. Beta two handle link ediyor. Buna biz zero dot exchange diyoruz. Zero dot exchange. Yani surgery esasında bu. Ben bu W'dan yani sonuç olarak ben şuradan bir diffeomorphism tarif ettim. Diffeomorphism tarif ettim. W da şuymuş. Bu alfa, bu beta. Yani bu böyle bir diffeomorphism var. Alfa ile beta'nın yerini değiştiriyor. F of alfa eşittir beta. F of beta eşittir alfa. Gayet simetrik bir diffeomorphism. Surger, unsurger, surger, unsurger. Bu zero, bu dot. İşte bu bizim cork. W is a cork. Ben söyledim yani böyle olursa yani şöyle bir örnek bulabilirseniz, manifold olacak, başka bir manifold olacak. Bunun eksotik kopyası olacak. Böyle bir hareketle eksotik yapabileceksiniz bu manifoldu. Ufacık bir tane oraya şey gibi, ufak bir ben gibi, ya ben gibi şey çıkartıp ters taktığın zaman manifold egzotik olacak. Ona o tip şeylere cork diyoruz. Bu corkların bir özelliği de Stein manifold olacak bunlar. Sorularınız var mı? Hocam bu son yaptığınız şey gibi düşünebilir miyiz? Açıkçası ben öyle canlandırdım kafamda biraz. Yani nasıl? Sanki bu ilk gösterdiğiniz hani surgery, ameliyat ediyoruz gibi. Evet, ameliyat tabii. O şey şimdi hani böyle sanki o elinizdeki cisim olarak söyleyeyim. Cisim böyle sanki sürekli hareket ediyor da sonucunda o alfa circle'ı kayıyor. Beta circle'da kayıyor. O yine içi dolu ve boş datlarımız da yine kayıyormuş gibi algılamak. İşte o çok tehlikeli bir bakış. Çünkü kayıyor demek isotopi demek. Yani ben bunu ne diyeyim? Yani şu arkadaş,
şu arkadaş isotopik de identity değil. Bu şu arkadaş isotopik de identity olsaydı, kaymayla olsaydı bu manifold da bu manifold difimorfik olacaktı. Yani aksine hiç kaymıyorlar. Yani bu kaymıyor, böyle çok rigid bir difimorfizm. Bunları nasıl elde ediyorum? Bu manifoldun içinde bir tanesinin içinde bunun içinde şey alıyorum, S1 cross B3'yi alıyorum. S1 cross B3'in de çemberin, circle'ın kalınlaştırılmış bir şekli değil mi? S1 cross B3'yi alıyorum. Çıkartıyorum onu. S2 cross B2 koyuyorum. Çünkü S2'nun neighborhood'u da boundary'si de aynı. S2 cross B2 koyduğum zaman onun da boundary'si S1 cross S2. S1 cross B3'nin de boundary'si S1 cross S2. Yani bir tane circle'ın boundary'si, neighborhood'unu çıkartıp S2'nun neighborhood'unu koyuyorum. Bu çok major bir hareket. Yani S1 incecik bir şey, S2 kalın bir şey. Surgery işte. Birinden birine gitmek demek ki surgery yapıyorum. Surgery. Burada double surgery var. Burada. Bunu da surgery ettim. Bunu S1 cross B3'di bunun neighborhood'u. S2 cross B2 koydum. Bunun neighborhood'u S2 cross B3'di. S1 cross B3 koydum. Yani çok natural bir diffeomorphism çıktı. Ona cork şey diyoruz. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Şimdi bunu nasıl bir egzotik, yani şimdi ben öyle bir lecture hazırlarken bunu nasıl ikna edebilirim size? Hatta bunu yaptığım zaman nasıl bir egzotik manifold elde edebilirim? İkna edebilir miyim düşünüyorum. Bilmiyorum nereye kadar gidebilirim. En azından başlayayım. Dün şeyin eylemi başladığı yerden. Bir tanesi bu. Bir tanesi buydu. Legendary'in picture'ını çizdim. Diğeri de şuydu. Kaç dakikamız var arkadaşlar? 13 dakikamız var hocam. 8 tane olacak bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bu manifold'u alayım. N, buna N diyeyim. Bunu da Q diyeyim. Bunlar exotic copies of each other. Şimdi bunu nasıl iş yapıyorum? Kısaca söyleyeyim, biraz hızlandırarak söyleyeyim. Buna da K diyeyim, buna da L diyeyim. Tamam mı? Şimdi bu manifoldlardan biri four ball'a two handle attach ediyorum. Şimdi sembolik resim çiziyorum buna. Two handle attach ediyorum. Sembolik çizdim. K boyunca. Diğeri de four ball'a two handle attach ediyorum. L boyunca. L boyunca. Tamam mı? Şimdi L'in özelliği nedir? Bu L, bunun framingleri de -1'dı. -1'dı. Hemen ben mahsus bunu Legendary'in resmini çizdim. Bunu Legendary'in resmini çizdim. Ebru şimdi hesap edecek bunun TV'sini. Şunun TV'sini bir hesap edersiniz memnun olurum. Şunun köşeleri koyacağız buraya. Yönüne bakıyordu. Yani şuralarda da şöyle yap. Burada dönü olduğuna göre şurada da. Yani bunları temizlerken resmi sen onun hesabını ver. Doğrusunu söylemek lazım gelirse bu esasında şöyle olacak. Şöyle.
Hemen hesap ediyoruz. Artı, değil mi? Artı, değil mi? Artı, artı, artı. O zaman TV sayısı kaçmış? Bir mi oluyor toplamda? 1, 2, 3, 3, 4, 5, eksi 1, 2, 3, 4. 5, eksi 4. 1. Eşittir 1. Ben bunun sol... natı ne dedim? Hepsini koydum. Solda 2 tane var hocam. O köşeleri soldan seçsek. Ha, çok çok güzel ama solda 4 tane var. Bu da var. 1, 2, 3, 4. Ha, 2, 3, 4. Tamam, tamam. 1, 2, 3, 4. Tamam. Güzel, aferin. Aferin, güzel. Evet, tamam, bu... Ben bunu minus 1 dedim. O zaman bu not neymiş? Bunun complex structure varmış değil mi? TB'si çünkü 1'den küçük. Eksi 1. Değil mi? Dedim ya bu. Complex structure var. Bu not'ın, bu not'ın özelliği de şu. Bu not slice. Bu dün Eylem size söylemişti. Bu not'ın slice olduğunu nasıl görüyoruz? Hani böyle slice move yapıyoruz. Böyle getiriyoruz, değdiriyoruz, ayırıyoruz, cap ediyoruz. Hani not'a, not'ı böyle getiriyoruz. Şöyle. Not geliyor, geliyor, ikiye ayrılıyor, sonra cap ediyor. Disbound ediyor demek. Bunu bound, diski bound ettiği nasıl görüyoruz? Şunu şuna yaklaştırıyorum ben. Değil mi? Bunları, bunu böyle yaklaştırıyorum. Sonra bunu değdiriyorum bunlara. Bunları değdiriyorum. Aa, iki tane circle oldu. Bunlar birbirinden çıkıyorlar. Bak bu buradan, buradan. Bundan çekecek buradan. Değil mi? Bu iki tane circle oluyor. Evet. İki tane circle oluyor. O circle'da cap ediyoruz. Yani resim bu. Four dimensional resim bu. Pantolonun iki paçası gibi ayrılıyorlar bir ortadan. İkisi de sıkışıyor. Bu, şimdi bu resimde bu not slice. Yani hiç, burada bir tane two sphere var. Two sphere var. Minus one self intersection. Bu da şey, bu kompleks. Manifold kompleks. Roughly söylüyorum. Şimdi bunun iki manifoldun egzotik olduğunu söylüyor esasında. Yani böyle bir kompleks Stein manifoldu varsa sen daima bir tane şeyin içine koyabilirsin. Artık o da bir teorem. Bir tane symplectic, artık onu bilmeyenler için bir şey yapamayacağım. Bir tane symplectic manifoldun içine koyabilirsiniz. Bu manifold irreducible'dır. İçinde hiç embedded sphere yoktur. Halbuki ben bunu çıkartıp bunu çıkartıp bunu koysam içine, bu benim şey, bu yani complementary bir şeyler koyuyorsun şey manifold'un. Bu n demiştim ben. Ne demiştim buna? Bir tanesi n demiştim. Buna q demiştim. N. Bu bir tane symplectic manifold oluyor. Ama ben bunlar diffeomorphikse, diffeomorphik olsaydı ben bunu çıkartır, replace with this guy. Onun adına ne dedik? L ne demiştik? Q demiştik. Q. O zaman şu manifoldlar diffeomorphik olacaktı. Q. Fakat bunun içinde embedded bir tane sphere var. Smooth embedded. Böyle olması şey söylüyor. Bunlar kontradiction çıkıyor. Eğer bu buna diffeomorphic olsaydı buradan extend ederdim diffeomorphic'imizi. Bu irreducible symplectic manifold'un içinde embedded sphere olurdu. Bu da bir algebraic topoloji ile ilgili. Symplectic manifold'larla ilgili. Tabii bunu size şimdi açıklayamayacağım. Çünkü 13 dakika bitmek üzere. Burada isterseniz burada şey yapalım. Daha sonra daha detaylı bakabiliriz. Ama ana fikrini söyledim size. Yani bu manifold bir kompleks manifold. Stein manifold. Bu manifoldun içinde embedded sphere var. Stein manifoldların içinde öyle embedded sphere olamaz. O şeyler içinde. Yani birkaç tane ispatı var onun. Yani hani idea da bu. Yani bunun güzel tarafı, bu örneklerin güzel tarafı, elle tutuyorsunuz. Elle tuttuğunuz iki tane manifold var. Masanın üzerine koyun. Birbirinin egzotik kopyası.
Ve başka bir şey de, yani bu şey var ya bizim, bir tanesi N, bir tanesi Q. Bu bunun egzotik kopyasıydı. Bu K'ye handle attach ederek elde edilmişti. Bu da L'e handle attach ederek elde edilir. Bunların çok enteresan bir propertisi var. Bu manifold, bu manifold şöyle çiziyorum sembolik olarak. İçinde biraz önce bahsettiğim cork var. Bu manifold'da içine bahsettiğim cork var. Analiz ederseniz şeyi, sadece bizim öğrendiğimiz metotlarla, buna yakından bakarsanız handle'larını, buna yakından bakarsanız handle'larını, buna bir tane böyle bir pi bir kısmı olacak. N olan bir kısmı olacak. N diyelim buraya da. N, bir tane de contractible kısmı olacak. Yani bu manifold'da bu manifold hemen hemen aynı. Sadece bir cork'la farkları bir cork. Yani bu manifold'un içinde ben cork bulabilirim. Cork bulabilirim. Öyle ki ben bunu döndürürsem, döndürdüğüm zaman bunu elde edebilirim. Döndürdüğüm zaman bu manifold'u elde edebilirim. Şunu elde edebilirim. Buradan buraya cork twist'e geçebilirim. Çok, bunda ispatı çok basit. Buradaki kitaptan bakabilirsiniz. Yani karışık gibi görünüyor. Burada K üzerine to handle attach, burada L üzerine to handle attach edilmiş. Fakat yakında baktığınız zaman iki manifold'da ortak bir kısmı var böyle. Color gibi. Bir de diğer bir ortak kısım var. Bunun farkı, bu identity ile glue edilmiş buraya. Identity ile yapıştırılmış. Bu da cork difimorfizmle yapıştırılmış. Bizim meşhur cork difimorfizmle yapıştırılmış. Bu çok amazing bir şey. Manifoldları elle görebiliyorsunuz ve ikisi de böyle korkla şey yapılabiliyor. Korkların kendisi değişik görünmüyorlar. Kork esası kendisinin egzotik kopyası. Korkun değişik difimorfik resimleri var. Onları çıkartıp taktığın zaman manifoldu hakikaten değiştirebiliyorsun başka manifoldları. Burada isterseniz noktayı koyayım. Sorularınız varsa sorularınızı cevaplayayım. Daha sonra bunun üzerinde çalışırsanız yine biz bir workshop yaparız. Şey yaparız. Bu problemleri çalışırız. Daha dün mesela 3 gün önce benim yazdığım paper bu şeyle carving'le falan ilgili. Ondan 2 hafta önce eylemle yazdığımız paper gene bu carving'lerle ilgili. Bunlar çok konkret şeyler. Elle tutabileceğiniz şeyler. Carving diyoruz şeye. Oymaya. Yani bir şeyi, bir tane slice nut varsa, bir form'u, o slice diski, hani şeyler var, dondurmacıların elinde şey vardır, makas gibi bir şey vardır. Hani böyle, şöyle keser değil mi? O formolu da o diskle tak diye oradan bir slice kesip atarsanız, işte diskin komplementine bakıyorsunuz o zaman. Herhangi bir tane slice disk varsa içinde, o dondurma şeyiyle, makasıyla onun neighbor'unu kesip alın. O sizin işte homoloji Swan-Cross B-tree. O slice is trivial liste o Swan-Cross B-tree. Ona carving diyoruz. Bu carving şekilde bakarak çok yeni teoremler ispat edebilirsiniz form manifoldlarda. Ya hocam ben herhalde şeyim böyle, ya ben topolojiye biraz uzak birisiyim aslında, fonksiyonel sebep topolojiye birazcık uzak birisiyim. Ya ama... benim değil ya, boş ver. Tamam, ben de mühim değil. Hepimiz uzağız. Yani uzak bir şey. Yaklaşmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii öyle hocam. Ben bayağı uzağım. Halen daha şey böyle. Sıfır civarlarında dolaşıyorum. Sıfıra bayağı yakın. Konu ne konusunda çalışıyorsun sen? Yani neye ilgin? Neye daha çok fazla? Ya ilgim aslında fonksiyonelde biraz da lineer operatörlere. Kaçıncı yıl lisans üstüsün değil mi sen? Daha yeni başladım hocam, evet. Daha lisans, o zaman da o daha yani de çok vaktim var. Seni form manifold yapabiliriz. İşte hocam ama yine de böyle hani soru sorabildim, anlayabildim en azından. Ya soru sormak hiçbir şey göstermiyor. Ben de küçükken gidiyorum, millet sorular soruyor. Ben daha düşünürken millet advanced sorular soruyor falan filan. Ben yıkılıyorum, tamam, hiçbir şey anlamamışım falan. Alakası yok. Esasında güzel sorular, ya bu nedir, bunu unuttum, bir daha şunu hatırlat, şunun definition neydi, göremedim, güzel sorular bunlar. Yoksa bilen adam, yarım bilen adam gelip seninle paslaşırsa hiçbir anlamı yok.
Yani anlatıcı, sorduğun sorular başkalarına da aydınlatıcı olmalı. Ben kaç kere matematik konuşmasına girdiğimde, kısa benim hafızam çok kısa. Adam bir de birkaç definition, 3-4 adım gidiyor. Biraz önce söylediğini unutuyorum. Durduruyorum ben de. Yani ben gidip, yani ben artık anlayamadım, kaçırdım diye yıkılmaktan ziyade, dur kardeşim. Çünkü ben buraya para verip gelmişim, yani neyse, yani bilet alıp sinemaya gider gibi zamanımı vermişim. Oturuyorum burada, ben paramı karşılığını istiyorum, karşılığını unuttum. Bir daha şunu söyle, bir daha şunu söyle, bir daha şunu söyle. İşte şu anda sizin sorduğunuz sorular o tip sorular. Bence çok çok kıymetli sorular. Yani böyle profesyonel adamların, hani biraz bilirler, birbirlerine bilmediklerine poz atarlar, şov yaparlar. Ondan değil işte. Şimdi bu sorular, esas sorular bunlar. Anlamak için sorular bunlar. Gayet güzel. Başka varsa buyurun, buyurun. Şey yapalım, konuşalım. Şeyde, işte dediğim gibi belki bu Zoom'ları şeyden de yaparız. GGTI'nin Zoom sitesini açarız. Onu oradan yaparız. Yani benim niyetim, ben dükkanı taşıdım. Akyaka'yı taşıdım. Oradan ciddi matematik yapmak istiyorum. Niye ben bütün zamanımı burada harcayayım ki? Burada şeyimiz. Çünkü buradaki elemanlar artık elemanları beğenmiyoruz. Türkiye'deki öğrenciler daha iyi geliyor. Çünkü öğrenci kıtlığı falan çekiyor. İşte Türkiye tam böyle onun yeri. Hevesli öğrenciler de olur. Onlarla konuşuyor. Doktorlar böyle şey yapıyor. Hatırlıyorum. Eylemin geldiği zamanı hatırlıyorum. Hocam hiçbir şey anlamıyorum. Ben hiç topoloji bilmiyorum. Aynı hikaye. Ya kardeşim git oku, öğren falan diye birkaç 3-4 yıl geçmeden işte hepimiz kadar bildi. Yani bir şeyi seversen öğrenirsin. Yani bilmeyince işte Tarzan gibi hissediyorsun kendini. İşte başkaları gibi. Ya öyle bir şey yok. Kendini hiçbir zaman kıyaslamayacaksın başkasına. Çünkü her beyin başka türlü çalışıyor. Senin bildiğini, onun bildiğini, onun bildiğini birimiz bilmiyoruz. İşte onun için bir arada konuşmak çok faydalı oluyor. Ve sorular sormak çok faydalı oluyor. Ve hatta basit sorular, yani bunun tarifi neydi, bir daha anlat falan diye sorular ben çok seviyorum. Çünkü bana tekrar düşünme fırsatı veriyor. Ya ne söylemişti falan diye kendimi toparlama fırsatı veriyor. Bu şekilde. Yani başka türlü olmuyormuş bu işler. İyi mi Sercan? Güzeldi hocam. Yani hiç daha önce çok karşılaşmadığım bir konu. Olabilir, elinden geldiğince anlamaya yani. Tabii her şeyin güzel, her şeyin farklı bir, şeyler yani. Her şeyin bir ilki vardır. Ben kitabı basit yazdım esasında. Kitabı alıp baştan birkaç sayfa okumaya başlarsanız oradan sorun sorularınızı. Mühim olan bir aktif bir grup oluşturmak. Birbirinize konuşabilmek. Yani sonucunda tek başına olunca pek ilerleme olmuyor. Ama işte şimdiki zamanda şeyler var, bilgisayarlar var, Zoom'lar var falan. Yani artık üniversiteler neredeyse iptal olacak gibi geliyor. Yani Zoom'lardan bu kadar şey öğretebiliyorsan insanlara, konuşabiliyorsan, şimdi öğrenci velileri şöyle düşünüyor. Ben niye bu kadar çocuğuma, Türkiye'de üniversiteler bedava da, yani neredeyse bedava da, Amerika'da yani binlerce dolar, 50 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin dolarlık üniversiteler var. Ay birlik o. Yani onların velileri diyor ki niye o zaman bizim parayı ödeyelim, bir çocukları gönderelim. Her şeyi tak diye Zoom'dan daha bile iyi öğreniyorlarsa. Yani bu büyük bir değişim içindeyiz esasında biz şu anda. Bu Covid'nin yan taraflarından bunlar çıkacak esasında. Yani sen şimdi Türkiye'den gideceksin, vizelere başvuracaksın, paraları bozduracaksın, dolar yapacaksın, gideceksin, insanların iş yapacaksın, oraya gideceksin, buraya gideceksin. Dünya kadar zaman investment yapacaksın. Derslere oturacak. 50 dakikalık derslere otur, bir şey öğrenmeye çalışacaksın. Bir bunu düşün. Bir de şu andaki elimizdeki fırsatları düşün. Değil mi? Yani şimdi klik ederek istediğin derse gidebiliyorsun. Yani buradaki Harvard'daki bir dersi dinliyorsun. Ya oradaki şeyi dinliyorsun. Oradaki bir konuşmayı dinliyorsun. Yani şeyin, yani dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak diyor ya. Tayyip Erdoğan. Haklı. Dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak yani. Yani böyle bir evriliyoruz şeyde. Ve biz de bunu kendimize pozitif şey olarak çıkarmamız lazım. Her şeyin bir pozitif tarafı vardır. Yani şeyde ben ilk gittiğimde, Berkeley'ye ilk gittiğimde derse giriyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Ben hiçbir şey anlamadan çıkıyorum. Adamlar bir sürü sorular soruyorlar. Bir sürü ben yıkılıp çıkıyorum. Sonra bir imtihan zamanı geldi. Ya baktım ki o adamlar iyi not da almıyorlar esasında.
demek ki başka bir şey var. Lisan şeyi var, korku var, bilmem ne var. Ya bu, ondan sonra ben bu vaziyeti anladım. Yani 10 tane değişik kafa varsa 10 değişik bakma metodu var bir şeye. Mühim olan sen onlarla interakt edip bir şeyleri öğrenebiliyor musun? Olay o. Yoksa öyle hava atan, şov yapan, şunu biliyor, bunu biliyor. Onlar geç onları. Ona şeyde. Zoom bunun için çok büyük bir fırsat bence. Hocam lafınızı bağlı kesiyorum ama yayını durduralım, ondan sonra saat 8'de toplanıp sohbet tamam. edeceğiz. Orada sohbet tamam. edelim, olur mu? Tamam. Ben o zaman... 8'de. Tamam sonra... ben fazla lafa şey yaptım. Estağfurullah. Herhalde ihtiyarlıktan. Estağfurullah hocam. Tamam. Herkese tamam teşekkürler o zaman. Ben de teşekkür ederim 8'de.